Bu fani dünya gelişteki hikmet güzel bir kul olabilmektir. İlim de iki uçlu bıçak gibi. Maddiyata yönelilen ilim kuru, dar girip sokaklarda perişan olmaktır. Maneviyata yönelilen ilim insanın ufkunu açar, kalbi ve his duygularını derinleştirir ve Cenab-ı Hakk'a dostluğa mesafe aldırır. Efendimiz Cenab-ı Hakk'a götürmeyen, menfaat vermeyen ilimden "Ya Rabbi sana sanırım." buyuruyor. İlim var, yorulmuş ilimde fakat Cenab-ı Hakk'a ulaşamamış orada. Amelleri yok, ibadetleri yok, İslami davranışları yok. El-ilmü lâ yenfâ. Onun için ilmin kulu tefekkürü ilahi azamet tecellileri, ilahi kudret akışları, ilahi nakışlar kalp ondan hisse alacak. İlmin vaazı, bütün ilmin vaazı Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak bütün ilimlerde kaideleri vaz etmiştir. Kul onun üzerinde devam eder. Cenab-ı Hak o ilimleri bildirmeseydi ilim diye bir şey olmazdı insanda. Nasıl koyunda bir ilim yok, insanda da olmazdı ilim. İlimden gaye Cenab-ı Hakk'a varabilmesi. Aman ya Rabbi diyebilmesi. En küçükten en büyüğe kadar, mikrodan makroya kadar her şey ilahi azamet tecellileri. İşte ilk ayet "Okra bismi rabbikellezi halak" olarak başlıyor. Yaratan Rabbini adıyla oku. Öyle okuması için de kalbin seviye olması lazım, seviye kazanması lazım. Cenab-ı Hak iki tip alim bildiriyor. Bir Cuma suresine bildiriyor. Tevrat'la Beni İsrail alimlerine kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor. Zihinde var, kalpte yok, davranışları geçmemiş. Fatır suresinde kulları ancak alimler Allah'tan ittika eder. Demek ki ilim arttıkça takvanın artması lazım. Amellerin artması lazım. Onun için kainattaki ilmin muhteşem kitabı Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ilahi bir mektup ve bu ilahi mektuptan ne kadar bizim nasibimiz var. Ey iman edenler, ey imane 90 küsur yerde geliyor. 90'a yakın yerde geliyor. Bize ne mesajlar veriyor ve ne kadar hayatımızda var ey iman edenler. Ben ne kadar bu ey iman edenlerin içindeyim. İlimlerin en faziletlisi marifetullah. Kul mesafeler kat edecek, Cenab-ı Hak kalpte tanıyabilme. İşte burada kulu yaklaştıracak ilmin sahibine faydaları, geceleri secde ve kıyam halinde olması. Sâciden, kaimen, succeden ve kıyama. Her hal ve davranışı ahireti, kıyamet gününü tefekkür etmesi. Benim halim ne olacak? Rabbimizin merhametine ümide bir dua halinde bulunabilmek. Takva üzere bir hayatımız olması Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak. İç âlemimizi Allah'tan uzakta, fucurdan, menfi hallerden koruyabilmek. İhsan ehli olmak, cömert olmak, ahlaklı olmak, merhamet farik vasfımız olacak. Bütün Allah'ın bütün mahlukatına merhamet. Sırf yakınlarımıza değil. Bütün hayvanata insan için yaratıldı, hayvanata ve bütün mahlukata, bütün insanlara merhamet. Cenab-ı Hakk'ın Rahman sıfatının tecellisi olacak. Allah bana verdi, niye ona vermedi? Demek ki o bana zimmetlidir. O hasta ben sağlamam. Demek ki o hasta bana zimmetlidir. Ben de o hastanın duasına muhtacım. O garibin duasına muhtacım. Bu bir müminin gönlüdür. Onun için kalbin ihtiraslardan, enaniyetten muhafazası için de manevi meziyetlerle donanmak zaruridir. Onun için bilmek, Cenab-ı Hakk'ı bismi rabbikellezi halak buyuruyor, bilmek, ilahi kudret ve ilahi ihtişama aşina olmak, ölmeden evvel nefsin esaretinden kurtulabilmek, ilahi hesaba çekilmeden kendini hesaba çekebilmek, hasubu kablen tuhasubu. İlimde derinleşen bir insanın rikkati artar, hassasiyeti artar. Gerçek ilim insanı hayret vadilerine götürür. Velhâsıl Cenâb-ı Hak bizim bilen olmamızı istiyor. Allah'ı bilen incitmez, Allah'ı bilen incinmez, kalbine de bir fermuar çeker.
Bilen ayaktayken otururken yanlı hayatın her safhasında Cenab-ı Hakk'ı unutmaz, zikreder. Bilen gönül insanıdır. Bilen kendini toplumdan mesul hisseder. Velhasıl uzun Cenab-ı Hak bizim bilen olmamızı istiyor. Ve bu manevi hususiyetlerle bizim donanmamızı arzu ediyor Rabbimiz. İhlas istiyor bizden. Yani samimiyet istiyor. فَاَلَمَا فُجُورًا وَتَقْوَى فُجُورٌ فَارِقْ وَاسْفِ بِنْلِكْ Enaniyet. Şeytan oradan kahroldu, gitti. Karun oradan kahroldu. Bağlum oradan ziyan oldu, gitti. Velhâsıl bu fucurdan kalbin kurtulması. Dinin zahiri vardır, batını vardır. Dinin zahiri ilimdir ve amellerdir. Batını da ihlastır, takvadır veyahut da tasavvuftur. Yani tasavvuf, şeriatın tamamlanması içindir, şeriatın kemale gelmesi içindir. Şeriatın dışındaki her şey batıldır. Onun için ister takva diyelim, ister züht diyelim, ister ihsan diyelim, ister tasavvuf diyelim, gönül âlemi de filizleşen bu duygular, şeriatı Allah'ın dinini, Resulullah'ın kitabını, rahat Resulullah'ın sünnetini rahat yaşamamızı temin eder. Yani onun için dinin bir zahiri bir de batını var. Bunlar birbirini tamamlayıcı boyutlardır. Bir eksik olsa olmaz. Bilhassa bu ilim ve mal ikisi de çok tehlikeli. Şeytan ilimden kaydı. Karun ilimden kaydı. Bağrum bin Bağru ilimden kaydı. Karun da hatta maldan kaydı. Ben kazandım dedi Musa Aleyhisselam'a karşı. Efendimiz buyuruyor, şu iki kimseye gıpte edilir. Birincisi Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse. İkincisi de kendisine verilen ilimle yerli yerine hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Yine Cenab-ı Hak, o cennettekiler, öyle ki onları saran nimetlerin sevinci ve parıltıları yüzlerinden okursun buyuruyor. Cenab-ı Hak o cehennemde durumunu bildirirken, o cennettekilerin de durumunu Rabbim bildiriyor. Ve cennetteki verdiği, ona ihsan ettiği nimetleri bildiriyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak bize ikazda buluyor. Yani şu kainatı okumamızı istiyor. Kainat ilahi bir kitap. Bu kainat lafızdaki kitap Kur'an-ı Kerim, fiildeki kitap kainat. Yani Kur'an, Kur'an'ın fiili kainattır. Kur'an'ın lafzı olan şeyi Kur'an-ı Kerim'dir. Cenab-ı Hak o zaman deve en kıymetli maldı. Çünkü devenin etinden istifade, sütünden istifade, yününden istifade, derisinden ve gücünden istifade edilirdi. Deve Kur'an indiği zamanlar çok makbuldü. Cenab-ı Hak deveye bakmazlar mı? O nasıl yaratılmış? Demek ki bir mümin her gördüğü yer, her gördüğü şeyde kalbinin fotoğraf çekmesi lazım. Yani Cenab-ı Hakk'ın el-bari el-musavvir sıfatlarını idraki içinde bulunması lazım. El-Bari, bir modeli yokken Cenab-ı Hakk'ın halk etmesi. Ne denizdekilerin modeli, ne karadakilerin, ne havadakilerin, ne de bilinmediği trilyonlarca mahluk. Hiçbirinin şey yok modeli daha evvelde. Hepsinin ayrı, modelleri ayrı. El-Musavvir, her birine ayrı ayrı şekiller Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Ayrı ayrı bir toplum tarzı. Cenab-ı Hak burada deveyi misal veriyor. Deveyi teşmil eden neye baksak devenin ayrı bir misali. Deve iri bir cüsseli varlık. Sonra kuvvetli ve sabırlı dayanıklı. Şekil itibariyle câlibi dikkat. Başka hayvanların yetinmediğinden çok daha az yem yer ve dikenli otlarla, o çöl otlarıyla beslenir. Onun gibi ağız yapısı vardır. Ağır yüklerde çöllerde gider. Günlerce susuz kalabilir. Hörgücünün suyu alır. O hörgücünde 8 gün
50 derece çölün altında hiç susamadan gider. O depodan devamlı su çeker. O kadar cüsseli, iri, güçlü hayvan oldu hani onu bir koyun yahut da bir merkep bağlar, o merkep yahut da bir 5 yaşındaki bir çocuk onu tutar, çeker, götürür deve kafilesine. Bu kadar bir itaatli, muti. Amade kılın Cenab-ı Hak buyuruyor. Hafızası kuvveti o çöl yolunda hep bir her taraf birbirine benzer. O hafıza kuvveti kaybetmeden yolun devam eder. Zahiren o iri yapılı olmasına güzel sesten hoşlanır. O deve çobanları onu teganiyle coştururlar hayvanları. Velhasıl her hayvanda Cenab-ı Hak hikmeti ayrı. Köpekte ayrı, insanın sadakati. Av avlamadaki durum kendisi yemiyor, tutup şey yapıyor, avcıya getiriyor. Koyun da ayrı. Velhasıl Halik'in nazarıyla mahlukata bakabilme. Cenab-ı Hak bu hayvanı niye yarattı? Bunun özellikleri nedir? Niye bize amade kıldı Cenab-ı Hak bu hayvanı? Amade kılmada mahlukat var mı? Yok. Yılan çıyan akrep, o da sana ahireti hatırlatıyor, azabı hatırlatıyor. Yerde sürünen bir hayvandan korkuyoruz. Eli yok, kolu yok hayvanın. Bir odada bıraksalar, hafakan basar. Her şey ilahi bir ibret. Cenab-ı Hak burada bize bir deveyi misal. Arı öyle. Cenab-ı Hak arıyı halkediyor. 45 günde bize çalışıyor. Çiçeklerin özlerinden topluyor. Bir macun yapıyor. İnsana al diyor, buyur diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de mümin diyor, bal arısına benzer diyor. Güzel şeylerden toplar. Bulunduğu dalı kırmaz. Güzel ambalaja ve takdim eder. Demek ki bir mümin de yaşayacak ve yaşatacak. Ve İslam'ın o güzelliğini tebessüm ettirecek. Süt veren hayvanları o sütü Cenab-ı Hak ayrı tasvir eder. Velhâsıl bunlar hep insanı intibağa getirmek. Yine diğer bir ayette En'am'da hayvanlardan yük taşıyan ve tüyünden döşek yapılanları yaratan odur. Allah kimini binesiniz müminde kimini yesiniz diye sizin için hayvanlar yaratandır. O göklerde ne varsa hepsini kendi katından bir amade olarak ihsan etmiştir düşünen bir toplum için. Velhasıl Cenab-ı Hak bizi yarattığı mahlukatla tefekküre davet ediyor. Okunan ayet-i kerimede.